Güvercin Camiası'nın sesi yayınından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Fransalı Mecit'in yanındayım. Kendisi amcam olur. Amca nasılsın? Sağ ol canım, hoş geldin. Sen ne yapıyorsun? İyisin. İyiyim amca, çok şükür. Allah iyilik versin. Geldim, seni ve kuşlarını tanıtayım dedim. Tamam, hoş geldin. Hoş buldum. Amcam güzel bir merakçıdır, güzel de kuşları var. Şöyle göstereyim. Gerçekten üst düzey kuşlar bunlar. Amca, bu kuşlar sana nereden gelme? Kaç senesinden gelme? 10 senedir bakıyorum. Gölbaşı'ndan aldım. Kırıkkale'den aldım. Evet. Beyazları Kayseri'den getirdim. Şimdi seni güvercine ilk tetikleyen ne oldu? Nasıl oldu da başladın bu güvercin sevdasına? Çocukluktan beri besliyorum. Ta ilkokuldan beri besliyorum. Abimden bulaştı bana. Evet. Yani bu merak o gün bugündür serüven olarak var, sürüp gidiyor yani. 40 senedir besliyorum. 40 senedir. 40 senedir bitmeyen yani bir güvercin sevdası. Besliyorum. Hiç ara vermeden devam ediyor. Şu renk olarak da dumanlı var, kır var, Arap var, beyazlarım var, sarılarım var. Kırşehir'de Foto Mehmet'in sarıları. Burası bir grup herhalde zaten. Bir grup erkek yaptı bunlar. Burası erkek grubumuzmuş. Evet, erkek dişi ayırdı. Herhalde zaten İçinde birkaç tane dişi var, kuşumuz var. Evet. Yavrulardan kızmış, eş almışlar. Bunların oyun istikrarları renk olarak farklı mı yoksa herhangi bir rengin oyun stilleri farklı mı? İlla ki farklı çıkıyor. Hepsi bir aynı çıkmıyor ki. Arapların atası var burada değil mi? Var var. Onlara bakabilir miyiz? Bir izleyicilerimize gösterelim. Hani beslediğim kuşları onlar da net bir şekilde görsün. Şöyle tanıtalım. Gözüküyor mu? Şimdi bütün Araplarımızın babası bu mu? Evet, atası. Evet. Yani bütün Araplar bu kuşlardan gelme, yani bundan aynen, gelme. Aynen. Baba bu. Şöyle, maşallah, gaga yapısı, göz yapısı muazzam. Bu kaç senedir sende? Bunlar 10 sene oldu ya. 10 senedir ha, bu Araplara hizmet ediyorsun. Aynen. Bunların altından ne çalışıyor peki? Arap geliyor, bok para, kara dumanlı, dumanlı benekli sarı geliyor, dumanlı sarı geliyor. Şimdi bunların meziyetleri ne? Meziyetleri en kötü 30 metre oynar. 40-50 oynayan da çıkıyor. En kötü 30 metre. 20-30 sefer atlarlar en kötü. Yani benim uçurduğum Arap'ın babası da... Babası o. Yani bu sene benim uçurduğum... Hani ben babası. 34 tanesini saydım, Arap'ın babası da... Yani en kötü 30-40 tane atıyor yani. Yani senin için bir kuşta olması gereken özelliklerden biri de... Bende olması gereken başta yer hakimiyeti olacak. Artı hedefine oynayacak, boş inmeyecek. Yani her kuşçunun istediği gibi hedef hakimiyeti olacak. Aynen, kalktığı yere geri taklalı inecek. Fişek tertibi güzel olacak. Çok. Yani bunların çok fişek şeyi çok güzel. Evet, çok güzel uzun oynuyor. Gitmesine de gerek yok ama nizamı gerçekten bir adam boyuna oturup 30-40 metre oynuyor. Sefer de çok bunlarda. Tam yani, bir ideal seyir kuşu yani izleme kuşu, otur dostun çayını iç izle seferlendi. Burada ala gibi olan gökler o var. O da kırlardan gelme, kırlardan. Kırlardan gelme. Yani kırlar veriyor ara sıra. Onların meziyetleri ne? Onlar da 50-60 metre, 70 metre oynayanı çıkıyor. En kötüsü 30 metre oynuyor. 10-12 sefer yapıyorlar onlar. Onlar Araplara göre seferi biraz evet, daha az. He, 1,5-2 saat uçarlar. Yalnız metrajı çok. Evet. Seri suratlılar çok. Şu öten yanar döner de yani o bok farı da Araplardan. Araplardan, hep Araplardan evet. Yani o nesilden, o tek babadan evet. Buradaki bütün yanar dönerler Araplar evet, o babadan aynı, çıkma. Tek bir kandan ibaret. Bunları kırıyorsun herhalde yani kırıyorum, kendi aralarında. Kırıyorum. Bunları hangi aralıklarla kırıyorsun? Devamlı. Yani uçurup gözünle gördüğün kuşlardan tabii, mı deniyorsun? Kuşlarla deniyorum. Yani altından daha güzel daha kuşlar güzel gelsin kırdı diye. Kırdı mı daha manyak oynuyorlar. Ya yani şu benim görüşüm. Oyun kuşunun dibi var ama üstü yok. Yok. Yani üstünü arayayım derken elindekinden de olursun. Üstü açık bir şey yani oyun kuşu. Bunu da tam hayalinde izleyeceğim kuşlardır yani. Çok evet. Sağlam, istikrarlı hayvanlar. Ekelinde de oynar, yavrulunda da oynar. 3 sene yatır çıkar yine oynar. Hiç asla taviz vermez oynar. Yani mahcup etmez. Yok asla. Kime versen ver. Mahcup etmez yani güzel oynuyor hayvan. Oyun başlangıçları nasıl peki bunlar? Hani nasıl başlarlar? Oyun çabuk başlarlar. Serte giriyorlar bazıları. Sertten çıktı mı zaten direkt başlıyorlar.
Gerçekten Araplar muazzam bir hayvan. Çünkü ben bugün uçurdum, yani bu seneki uçurduğum Arap, o Arap'ın öz yavrusuydu. 34 tane atlıyordu. Gerçekten de adam boyuna indirip sesli soluklu güzel bir şekilde. Belki uzun gitmiyordu. 20-25 metre 30 metre yaptığı oluyordu ama gerçekten babalar gibi de oynuyordu yani. Babaları 40-50 metre oynadı ya. Evet, babaları da hani Ankara'da uçmuş bir kuş değil mi? Evet evet. Göl başında uçmuş. Bir de senin Bursalı dediğin bu erkek bir kuşumuz var. Bir de onu tanıtalım. Çünkü o kuşumuz çok güzel bir kuş. Bu da Bursalı dediği sarıları. Benekli sarıları. İyi ateşli 20-25 metre oynayan çok güzel hayvanlar. Kart bir hayvan herhalde. Evet. Yaşlı yani yaşı çok itibariyle. Yaşlı, çok. Bunun herhalde bir 8-10 yavrusunu uçurdun sen yine gözünle çok, gördün. Çok güzel. Hepsi de oynadı yani. Gördüğünüz daha gibi daha halen daha hayvan bırakmamış kendini, boşaltmamış. Evet. O da çok güzel bir erkek. Ay yanındaki de 10 yavrusu dumanlı sarı. Dumanlı sarı yani boz dumanlı dedikleri yani Ankara evet, tabiriyle kirli dedikleri onun yavrusu. Bir de benim uçurduğum bir sazlı dişim vardı. Şimdi ben o kuşu uçurduğumda yerde kar kıyamet vardı. İnanın ki öyle giden bir kuş ben daha izlemedim. O da şu. Bunu ben geçen sene uçurdum. Hani kışta. Gerçekten bu kuşu da yine beni tanıyanlar bilir. Şimdi bir yavrusu yine başladı. Yakında evet. Videosunu atarız. Yani bu da benim uçurduğum sazlı dişi. Evet. Gerçekten muazzam hayvandı. Ben bunu gözümle seyrettim. Ben yani defalarca seyrettim. Gerçekten üst düzey bir kuş. Bu da Arapla kırlarda yani. Yavrusu şimdi başladı. Bunun da yavrusunu nasip olursa yarın sabah videosunu çekeceğim. Bir Arap yavrumuz var bunun yavrusu. Yani kuşlar... Gerçekten yani, yavrunun yavrusu da oynuyor. Oynuyor oynuyor. Yani gerçekten. Yedi göbek altı uçuyor yine oynuyor. Yani yavrunun yavrusu da oynayan hayvanlar. Onu ben kendim bizzat uçurdum. O da çok muazzam bir hayvan. Bu da yanar döner erkek mi bu? Erkek. Erkek bu hangilerinden? Baba Arap'ın yavrusu. İlk gösterdiğimiz Arap'ın yavrusu. Yani yanar döner de çalışıyor bunların altları. Bunlar orijinal. Gene ben götürdüm bir ayna kuyruk yanar Bokfara döner götürdüm. Bokfara götürdüm. Onların kardeşleri. Bakalım nasip olursa onu da uçuracağım. Havaya verdim. Hani gerçekten emek verilecek hayvanlar. Gördüğünüz gibi bir sürü burada. Hani 8-10 kan kuş var ama gerçekten hepsi de birbirinden üstün. Bir de bir şey söyleyeceğim amca. Bu kuşların hepsini birbirine girdiğin zaman oluyor, oluyor. Altı çalışıyor değil mi bu kuşlar hepsi yani? Hepsi birbirine girdi mi oluyor. Yani denedim hepsi, ki 10 senedir uğraşıyorum çünkü. Yani 10 senedir birbirine denediği zaman bu kuşların hepsi birbiriyle çalışıyor, çalışıyor. Kanı tutuyor altına çalışıyor yani. Gerçekten bunu yakalamak da her kuşçuya şey değil yani. Evet. Yani bu kadar kuşu, bu kadar kuşu bir arada tutup da eşleyip altından gelenin hepsini uçurduğun zaman oynaması da gerçekten takdir edilecek bir durum. Ya bu da dumanlarımız. Bunlar da 40-50 metre oynuyor. Bu da dumanlılar. Bunun Araplarla bağlantısı yok değil mi yok, bunların? Yok yok. Orijinal dumanlı. Bunlar da 30-40 metre oynuyor en kötü şekilde. Maşallah. 10-15 taklana gidiyorlar. Gerçekten şu hayvanların bir göz yapıları, gaga yapıları çok güzel. Bu da yaşlı bir hayvan. Evet. 2-3 yaşında var. Uçtu yatmış. Maşallah. Uçmuş yatmış bir hayvan. Evet. Şimdi bu kümesimize baktık. Şöyle izleyenlerimize, izleyicilerimize şöyle kısaca bir göstereyim. Kümesinde oradaki renkleri. Beyazlar var. Tepeli beyaz. Beyazlar Kayseri'den gelme beyazlar. Nasip olursa onlar da kışa uçacak. Şimdi de diğer kümeslerimize bakalım. Orada bizi neler bekliyor. Burası da dişi kümesi değil mi? Evet aynı kuşların dişileri. Yani bunlar da o güdayeneki erkeklerin dişi soyları. Yani erkek dişi ayrı vaziyette. İstediği zaman herhalde eşe atıyorsun. Atıyorum ya istediğime eşe atıp yavrularını alıyor. İstediğine eşe atıp yavrusunu alıp çıkartıp uçuruyor. Evet. Gerçekten... Hani güzel ay. Burada uçmuş görevini yapmış kuşlar. Yani bu Araplardan. Araplardan gelme bir dumanlı ayna kuyruk evet. Dişi de mi bu da? Evet, çok metrajlı bir hayvan. Bunu kupaya da kaldırdın. Kupaya kaldırdım. Rüzgar marifetinde hayvan girdi mi
Evet yani ben videosunu çektim, Facebook'ta da paylaştım. Gerçekten hayvan belki 100 metre yatırıyor ama ben ağacı da çektim. Ağaç yerinden çıkacaktı. Hayvan hala oyununu bırakmadı. Gerçekten çok güzel hanımcık bir dişi. Çok güzel oyun sergiledi evet. Yani. Yani eli ayağı da gerçekten harika bir hayvan. Şu tarafın şey. Bu da Bursalardan, bu da oynadı. O benekli sarılardan değil mi daha önceki? Aynen. Bu Arap uçmuş yine bir kuş. Uçmuş tekte de tüyde kanada girince uçuyor. Kanada girdiği için kümese artık dinlenmesi için kanadını kuyruğunu dizmesi için kümese bıraktı. Kışın nasip olursa uçacak değil mi gene? Aynen. Bu da yine Bursalardan, bu da 30-40 metre oynayan bir dişi. Çok güzel artımlı. Bu 2 sene önceki uçurdun herhalde dişi. Kara dumanlı. Değil mi? Şey, kara dumanlı. Yani kanadını kilitli. Çok atışlı evet. Hedefine düşen. Gerçekten arada. Bizim bir Rıdvan abimiz vardı. Onun izlediği kuş değil mi bu? Bu kuş hep bitiyordu işte, yani. Yani bu kuş da gerçekten çok muazzam bir kuş. Dediği gibi gerçekten iyi kuşlara hizmet ediyor. Yani amcamın tek eksiği zamanı yok. Hani bu sene uçurdu, o da Covid nedeniyle hani gidemedi Fransa'ya. O yüzden bu sene gerçekten güzel kuşlar uçurdu kendisi. Videosunu yapacağız. Bayağı teke soktum. Ama kanat tüyde bekliyorlar. Evet adamlar. Yani bu da Arapların dişilerinden yani. Evet. Yani ayaklarında boncukları var. Onlardan tanıyor zaten hayvanları. Birebir babanın yavrusu, evet. Hani yavrunun yavrusu. Hepsi bir ana babadan üyüyor. Aynen de bırakmamış oyunu. Bu dumanlı dişi, bunun da yavrusu oynuyor şu an yani. Dışarıda. Yarın nasip olursa bunun yavrusunun da videosunu çekeceğim. Yani yeni başlamış ama fena değil, ben daha görmedim. Hani amcam fena değil dediğine göre gene muazzam işler yapıyordur. Yani amcam her kuşu beğenmez. Bunun yavrusunu da yarın inşallah videolarını çekip atacağım. Bu da uçuş görevini yapmış. Bu da uçmuş anası. Görevini yapmış hayvanlar. Yani 7 nesil oynayan kuşlar, doğru mu? Evet. 6 da çalışır, yavrusu da, torunu da hepsi oynar yani, hiç şey yok. Bu kuşlara zamanında büyük paralar verip verdim, çok çok. Yani içinden seçtim, hep seçtin. Evet. İyi diye alıp aynen. Kuşlardan kötü de çıktı mı? Çıktı. Yani çıktı. Al abi götür uçur dedikleri zaman gibi çıkmadı. Çıkmıyor çok, değil çok mi? Çok verdim evet. Yani üçkağıtçılığı da var, bu işin. Var, çok var. Çok bu beyaz. Bu da Kayseri'den gelen beyazlar. İsmi şey söylemiyorum da güzel beyazlar yani. Yo, isim vermeye gerek yok zaten. Kuşlara. Parasını verip sen almışsın. Aynen. Artık kuşlar senin kümesinde. Evet. Gerçekten güzel hayvan. Maşallah el ayağı da düzgün. Evet. Araplardan bok fare dişi. Bu da Araplardan yine bok fare dişi. Uçtu mu bu da? Yok, bu da hiç dışarı çıkmadı. Yani buradaki kuşların zaten %90'ı dışarı yüzü görmemiş. Dışarı yani. Yüzü görmeyen hayvanlar. Çünkü yani bu kadar kuşu da herkes uçuramaz yani. Bu da ayna kuyruk bok fare dişi. Ayna kuyruk nereden geliyor? Kırlarla kırdım, göklerle. He, kırıldığı zaman ayna kuyruk veriyor. Göklerde ayna kuyrukluk var. Evet, onlardan yani bu şekilde geliyor. Kırıldığı zaman da ayna kuyrukluk veriyor. Maşallah eline emeğine sağlık. Hayvanların hepsi de şıkır şıkır. Yine bu bok fare dişi. 3-4 sene önce 50-60'ları götürdü. Kırla Arap yavrusu. Göklen Arap yavrusu. Evet. Uçmuş 3-4 sene önce görevini yapmış. Bakın halen daha hayvan. Boşalmadı yani, çok sağlam hayvanlar. Yani kan olarak 4-4'lük hayvanlar, daha hayvan gevşememiş bile. Şimdi özel olarak bir kümes daha var. Onu da dışarıda gösterelim. Şimdi özel olarak şu kümesten damızlıklardan getirecek. Gerçi hepsi damızlık ama şu şekilde söyleyeyim. Buradan anne babanın altından yavrular alınıp erkek dişili ayrılıyor. Şimdi özel olarak istediğim kuşlar var. Onları da görelim. Onlar da çok gerçekten müthiş hayvanlar. Bu kalemli sarılar yani sabunlu. Ben şehirden getirdim. Çok sevdiğim bir abinin derece yapmış hayvanlar. Bunların metrajları herhalde. Metrajları çok uzun. Yani gerek yok. Ha. Evet, Nevşehir deyince zaten. 40-50 metre oynuyor. Hani ilk akla gelen bir isim vardı. Evet. Biz isim söylemeyelim. Yine onun kuşlarından. Evet. Böyle bunları geçen sene değil mi? Evet. Bunları geçen sene aldık. Şu an bunlardan kaç tane var amca elinde? 20 tane var. 20 tane bak. Kuş olmuş yani. Uçurdum, geçen oynattım. Sene oynattım, çok güzel oynuyorlar, evet, çok yani, memnunum yani. Bu gerçekten. Sene de gerçekten bunlardan da ciddi derecede kuşlar uçtu, görevini yaptı.
Bunlar da gerçekten güzel hayvanlar. Evet. Sesli, soluklu, deparlı, yürüyen hayvanlar. Çok seri suratlı, uzun oynayan hayvanlar. Yani burada üretimhane burası. Buradan da erkek dişi ayrılıyor. Abla dumanı sarı. Bunlar da çok metrajlı, bol seferli bunlar. Bu da uçmuş görevini yapmış bir hayvan. Uçmuş görevini yaptı. Geçen kışın uçurdum. Çok güzel oynayan bir hayvan. Yavrusunu yarın çekeriz. Bir bunun da yavrusu yine havada. Ha, aynen. Yani bunun yavrusu yarın görevini yapacak inşallah. Onun da videolarını çekeceğim. Çok güzel oynayan hayvan. Maşallah hepsi dört dörtlük hayvanlar. Şimdi amca camiye olarak artık kuşçuluk iyi yönde ilerliyor. Evet, evet. Hani gerçekten artık insanlar iyi uğraşıyor, çok iyi de ediniyor. Çıta çok yüksek. Evet, çıta çok yüksek. Evet, millet iyi emek veriyor. Herkesin adı emeğini boşa çıkarıyor. Amin. Şimdi zaten sosyal medyadan artık herkes birbirini takip ediyor, izliyor, gidiyor, görüyor, alıyor, evet. Getiriyor, ediniyor. Ya kuş havada, balık havada anlatmak ne olmaz? Bunu canlı yaşayacaksın, canlı göreceksin. Yerde anlatmak ne olmuyor? Bunu havada göreceksin. Yani şimdi bu kadar kuşum var. Bunların üstü olsa alır mısın? Alırım. Yani değil mi? Yani evet. Kuşçunun zevki bitmez. Aynen, yani bitmez, ne kadar bitmez. Üstü varsa o kadar da gözün evet, doymuyor. Aynen. Yani bu kuşçuluk da böyle aslında. Hani her zaman üstünü aradığın aynen. için hani üstü hep açık olan bir şey. Evet, evet. Ama yetiyor bana yani. Göz dolduruyor. Yani gerçekten emek sen verilecek olsun, hayvanlar. Olsun, fişeği olsun. Çok güzel oynuyor hayvanlar. Şimdi eski kuşlara bakaraktan yeni nesil kuşlar mı daha iyi, eski nesil kuşlar yeni mı? Yeni nesil daha güzel ya. Yeni nesil daha mı güzel? Yani yeni jenerasyon aynen, kuşlar aynen, daha evet. güzel. Şimdi bu eskide böyle uzun oynayan hayvanlar gezerdi. Ama şimdiye bakaraktan gene o kuşların altından gelmiyor evet, kuşlar. Evet. Sonuçta yani bu kuşlar yeni çıkmış bir kuş değil hani. Yani büyük abiler sahip çıkmış. Adamlar damarını kaybetmemiş. Çok büyük hayvan besleyen abiler var Ankara'da şöyle. Yani nesil kırıla kırıla bu hale geldi ama gerçekten ciddi derecede çıtayı yükselttiler. Çok, çok uzun metrajlı kuşlar da çıkıyor artık. Evet. Ha buna bakaraktan çok kötü kuşlar da çıkmıyor var, mu? Çıkıyor yani. Niye? Bozuyorlar kuşları, ya çok kırıyorlar. Çok üşahçılığını yapıyor adamlar. Bir tane video atıyor ondan sonra milleti kandırıyorlar. Çok üşahçılığı çıktı bu işin. Evet. Yani şimdi izleyicilerimiz sorabilir. Şimdi hani Fransız Mecit abi bu kadar kuşu besliyor ama uçurmuşluğu yok derlerse benim yok şöyle söyleyeyim benim uçurduğum kuşların hepsi amcamın kuşlarıdır. Ben birebir o yavruları bu kümesten alıp götürüyorum. Evet, Allah razı olsun amcam hiç kırmaz. Canın hangisini istiyorsa al götür der. 2 yaşında uçurduğum kara kır 40-50 metre kesinlikle rahat götürüyor. O da bu kümesten çıkma. 34 sefer yapan Arap da bu kümesten çıkma. Dumanlı da buradan çıkma. Yani gerçekten güzel hayvanlar, yani emek verilecek hayvanlar. Aynen. Evet, hani hiçbir şekilde de hata yapmıyorlar. Hani göz dolduracak hayvanlar, hani ben kupaya da kaldıracaktım, hakkım yoktu, kaldıramadım. Orası da artık ayrı bir konu ama gerçekten kapıma da gelen insanlar bu kuşlardan izledi. Yani videolarda var. Videolarda zaten mevcut. Buradan camiamıza söylemek istediğim bir şeyler var mı amca? Herkese tek şeyim görerek alsınlar, hiç kimsenin yalanına inanmasın. Yani şu mu? Hani anlatılıp da değil de gözünle görüp aldın yani. Her şeyi görerek, bu kuş görerek. Baban da olsa inanmayacaksın ya. Evet. Adam bir götü boğulup kuşa bin tane yemin ediyor 3 kuruşa satmak için. Yani kuş havada, balık havada görüp öyle alacak. Ben de şu görüşteyim zaten. Masada 40-50 metre giden kuş değil de Nizami gerçekten gittiğin zaman bir 15 metre, 15-20 tane yapan hayvan benim için daha aynen. makbuldür. Ya zaten Nizami oynamaz. Onun bir önemi yok ki. Yani kuş Nizami oynayacak değil mi? Atıyorum evet. ilk hayvan geldi 10 seferini veya 5 seferini 30-40 yaptı. Ondan sonra düşürdü 10 metrelere. O da iyi değil. Hepsini seferler birbirine benzetecek hayvan. Yani birbirine yakın olacak seferler. Bir de şimdi şöyle bir açı var. Şimdi kimi hayvan ilk başta çıldırıyor sonra düşüyor. Kimi hayvan da ilk başta yavaştan alıp 7-8. Seferlerde yükseltmeye başlıyor. Evet, senin için hangi iyi. Hayvan daha makbuldür? Sonradan daha üstüne koyan yani. Hayvan değil mi? Tabii. Her zaman öyle. Yani çünkü bu niye? Antrenmansız bir hayvan olur. Evet. Hayvan ilk defa kalkar, ısınmamıştır. Isındıktan sonra yani demek istediğim şu, ısındıktan sonra açılan kuş daha güzel olur. Aynen. Yani ilk başta daha yani hani kimse dediğinden yanlış anlamasın, sidik atımında evet. oynamayacak. Yani hayvan gerçekten ekeliğinde oynayacak. Hayvan kendini bilecek. Yani ilk seferlerde belki 10-15 oynar ama ondan sonra yükselttiği zaman bu gerçekten iyi bir şeydir. Aynen. Valla kuşlarım
istersen oynat, 2 sene yatsın çıkar 10 gün kuvala yine aynı oyunu yapar, hiç bozmazlar. Yani hiç. Serte düşme yok. Düşmez, yok yok. Hani sıkılıkları var dedik bunların. Sıkı yırttıktan sonra değil mi? Ha, 4 sene yatsın çıkar uçur yine oynuyor. Ha, bende var 4 senelik Arap çıkardım yine hiç şey kaybetmemiş. Yani 4 sene sonra çıkarttığın hayvan yine aynı oynuyor, performansı yine gösteriyor. Evet. Şimdi bunlar çok eski soy, yeni bir kan değil ki bunlar. Ben aldığım adamlar 20-30 senedir besliyor bu hayvanları. Ekeliğinde performans düşüklüğü oluyor değil mi hayvanlarda? İlla ki canım, yavruken çılgın oluyor. Evet. Ekel açtı mı biraz olgunlaşıyor, biraz düşürüyor. Yani ekelikte bir 15 tane yapıyorsa 25-30 sefere düşürüyor. Peki ekelikte 15 sefer yapıp 15 metre oynayan kuş iyi midir? İyidir, çok güzel. Yani 2 yaşında 3 yaşında aynen, bir kuş için güzel. Valla bende 15 metre oynayan kuş yok. Yok mu? Yok, ben 15 metre zaten çocuk kuşu 5 sene. Evet. Bende 15 metre hiçbir tane kuşum oynamaz. Yani demek istediğim ekelikte oynayan bir hayvan iyidir ama değil mi 15 metre oynarsa? Ben gözüm gördüğü için ben 15 metre benim gözümü tatmin etmiyor. Yani ben en kötü 20-25'i oynayacak. Hani 20-25 metre nizami bir şekilde ideal olan bu, makbulü. Çocuk kuşudur, ona da pek bilmiyorum. Ya şimdiler şöyle hani bakıyorum adam 20-25 metre gidiyor ama bu kuş 20-25 metre arasında belki 20 tane takla atıyor. Takla arası açık değil. Kuş en az 3-4 metre arayı açacak. Arayı açacak değil mi yani? Fişeği düzgün olacak. Kuşun en iyi fişeği iyi bilecek. İyi tutar, kanat çalıştıracak. İyi kanat çalıştıracak hayvan. Fişeğe girdi mi durmayacak. Vurdukça arayı açıp gidecek. Yerinde sık gibi takla ise yani perdahlı gitmeyecek bir nevi yani. Fişek. Hani 3 takla 5 takla gitsin aynen, ama takla arası açık gitsin. Bunu niye besliyoruz? Fişek için besliyoruz. Fişek olmadıktan sonra ne yapıyoruz? Yani oyun kuşu ne? Yani fişek olmazsa olmaz. Yani bütün süsü fişektir. Evet. Ben hayvanlarımdan memnunum. Kime de verdim hiç kötü cevap almadım. Uçuruyorum kendimden çok güzel, mutlu ediyor beni. Kime de verdim hep oynadılar yerlerinde. Gerçekten maşallah hani emek evet, verilecek hayvanlar. 10 senedir hep de büyük abilerden iyi yerlerden aldım yani hep de güzel soy. Önemli olan kuşun soy kanıdır. Bir değişmeyen özelliği kanı. Kan olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Yani kuşun rengi değişir, tipi değişir. Ama kanı değişmez. Ama kanı değişmez. Kanı neyse hayvan onu verir. Kan bozuksa hiçbir şey çıkmaz. Yani bu bir altın gibidir tabii aslında. Canım, hani bunu işleyip çıkartmak kuşçunun elinde olan bir şey. O da elinde kumaş olacak ki iş yapsın. Kumaş olmasa bir şey yapamaz ki usta. Malzeme olacak ki. Evet. Mal çıkarasın. Ama usta da değilsen hiçbir şey yapamazsın. Elindekinde çöp yaparsın. Kuş oynuyorsa %50 de uçurucun elinde, seyircinin elinde. Kuşun dilinden anlayacaksın. Yani beslediğin malı kısacası öbileceksin. Kuşunu yani iyi tanıyacaksın. Tanıdıktan sonra sorun yok zaten. Gerisi geliyor. Evet. Kuşunu iyi tanıyacaksın. O bir türlü tanımadın mı ondan hiç çıkmaz. Göründüğü gibi hayvanların keyfi, hali, evet, sıhhati yerinde. Aynen. Ha, çok da atmaca verdim. 12-13 tane teke düşen çok güzel hayvanımı atmaca verdim. Canın sağ olsun. Alttan geçen bir sürü kuş var. Şimdi yine 10-15 tane çok güzel teke soktum. Tüydeler ama nasip olsa kışın. Yani onlar gene bu kümesteler. Bu kümesteler kışın uçuracak. Tüyünü artık bekliyorlar. Evet. Tüyü dizdikten sonra kışın uçuracak. Evet. Şimdi ben izleyicilerimizi fazla lafı uzatmadan yine sana bırakıyorum amcacığım. Buradan camiamıza söylemek istediğim bir şeyler varsa ekleyelim. Herkesin Allah emeğini boşa vermesin. Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah. Ha, hepimizin temenni ve hepimiz uğraşıyoruz, seviyoruz bu işi. Güzel bir uğraş meraktır. Allah herkesin emeğinin abi, karşılığını almayı nasip etsin abi, diyelim. Videomuzu burada sonlandırayım. Tamam. Fransız Mecit dedi kendisine. Yarın sabah nasip olursa, hava biraz yağışlı bugün Eskişehir'de ama nasip olursa sabah hava iyi olduğu müddetçe 4-5 tane hazır herkes kuşumuz şey var. Onların da evet tüydeler, hayvanlar tüyde, amcam tüyde dedi ama ben yine çekeceğim. Onların da bir videolarını çekeceğim. Merak eden dostlar, arkadaşlar, izleyiciler kanalımızı takipte kalsın. Onların da videosunu paylaşacağım. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Thank you.